Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Bu video biraz inşaat mühendisliği özelinde bir video olacak. 2019'da, geçen hafta Boğaziçi Üniversitesi'nde Sivil Kariyer 2019 etkinliğindeydim. Ondan önce diğer birçok üniversitenin inşaat mühendisliği ile ilgili seminerlerine konuşmacı olarak katılıyorum. O seminerlerde hem seminer boyunca hem öncesinde hem sonrasında öğrenci arkadaşlarla veya yeni mezun arkadaşlarla yaptığımız konuşmada bazı noktalar dikkatimi çekmişti. Böyle Ufak bir tavsiye videosunda bulunmak istiyorum sizlere. Çünkü üniversite eğitimi hayatınız boyunca yapmadığınız bazı şeyler mezun olduğunuz zaman acı acı dönebiliyor sizlere. O yüzden bu videoda size biraz konuşacağım. Unutmadan Cem Kafalar'la beraber YouTube üzerinde iki mühendis diye bir kanalımız var. Sadece inşaat mühendisi ve mühendislik üzerine konuşuyoruz. Tabi hayattan konuştuğumuz da oluyor. Kitaplar, filmler üzerine konuştuğumuz da oluyor. O kanalı da takip edin derim. Şimdi gelin şu dikkatimi çeken noktaları, sizlerle paylaşmak istediğim şeyleri böyle sohbet tadında konuşalım. Ben her zaman söylüyorum. Çayınızı kahvenizi alın gelin. Uzanın koltuğunuza oturun rahat rahat. Biraz muhabbet edelim. İnşaat mühendisliği öğrencilerinin belki farkında olup belki farkında olmadığı bir konu var. İnşaat mühendisliği aslında aktif olarak hayatınız boyunca iş arayacağınız bir meslek. Nasıl yani? Ne, bu ne demek? Hemen anlatayım. Atıyorum etrafınızda bilgisayar mühendisi, doktor, yönetici bunun gibi insanlar vardır. Bunlar bir şirkete girerler. Girdikleri şirket köklü bir firmaysa emekli olana kadar çalışırlar değil mi? Süper, okey. İnşaat mühendislerinde iş biraz daha farklı. Girdin bir firmaya. Firmanın bir projesi var. Sonuçta proje bazlı çalışacaksın. Proje bittiği zaman eğer o firmanın başka bir projesi yoksa seni yönlendirebilecek. Hadi sana eyvallah diyor. Kaç tane firma bünyesindeki bütün mühendisler işi yokken tutabilir? Tutamaz. Veya başka bir yere yönlendirebilir. İşte bu yüzden sen eğer işi bitirdikten sonra o şirket başka bir proje geliştirmiyorsa yeniden iş aramaya başlayacaksın. Yani şu an inşaat mühendisliği mesleğini yapıp işi olan kimse bile bundan 5 yıl sonra çalışıp çalışmayacağını bilemiyor. O yüzden biz aktif iş ilanı, aktif deyince aklıma şey geldi. LinkedIn'de bin kişiyi geçmişiz. Tabii LinkedIn'de şöyle bir şey var. Karşılıklı takip ediyorsun. Yani onlar seni takip ettiğinde sen de onları görebiliyorsun. Yani LinkedIn sayfam aktif iş ilanı arayışım devam etmektedir. Bütün e, bağlantılarıma acil olarak iş arıyorum gibi yüzlerce mesajla dolu. Bu inşaat mühendisinin şu anki halini ne yazık ki kabak gibi gösteriyor. Her sene Türkiye'de 12 bine yakın inşaat mühendisi öğrencisi mezun oluyormuş. Böyle bir kontenjan var. Şimdi düşünsene geçen senelerden mezun olan hala iş arayan ondan önceki sene ondan önceki sene binlerce inşaat mühendisi iş arıyor. E nüfus belli iş imkanı belli. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki geçtiğimiz senelerde ekonomiyi inşaat üzerine odakladık. Her yeri inşaat oldu. Kentsel dönüşüm denen bir şeydi. Allah'ım bina bina bina. Sadece betona parayı yığmadık. Ben hep bunu seminerlerimde söylüyorum. Ne yazık ki biz gençliğimizi de geleceğimizi de yığdık. 12.000 inşaat mühendisi ne demek? Şöyle anlatayım size. Nüfusu 330, 330 milyon olan Amerika Birleşik Devletleri'nde. Mezun olan inşaat mühendisi öğrencisi sayısı 12.000. Türkiye ile aynı nüfusu 5 katı olan bir ülke. Ayrıca Amerika'da mezun olan adam öyle diplomayı cebine koyup benim bilmem kaç bin metrekare imza yetkim var diye dolaşamıyor ortalıkta. Kalifiye eleman olması lazım. Öyle mezun olduğu gibi yok sana işmiş. Çalış öğren ondan sonra gel diyor. Türkiye'de her mezun bilmem ne üniversitesinden mezun adam eğitim kadrosu bile doğru düzgün olmayan üniversiteden mezun oluyor. Benim bilmem kaç bin metrekareye işte yetkiye imza atma hakkım var diyor. Yanlış. Eğitimin de kalitesi düşüyor. Gene Amerika'dan örnek vereyim onların rakamlarını gördüğüm için. 12 bin öğrenciyi 220 tane fakültede eğitiyor adamlar. Eğitim programında. Bizde bu sayı 100-110. Düşünebiliyor musunuz bir eğitim görevlisine, öğretim görevlisine kaç öğrenci düşüyor? E bu kadar kalabalık yerde eğitimin kalitesi de düşüyor. Bunu kabul edelim. Türkiye'de belli başlı üniversiteler var derken aslında bu eğitimin kalitesini eğitimin yoğunluğundan bahsetmek istemiştim ben. E şimdi bu kadar kalabalık yerlerde ne eğitim alacaksınız? Neyi deneyimleyeceksiniz? E şimdi ne oluyor? Ne yazık ki her sene mezun olanlar bir önceki seneden birikerek toplaşan işsizler ordusunun içinde kayboluyor. Peki zorunda mısın? Şimdi okuyorsun diyelim. İnşaat mühendisleri mezun olup da iş arayan insanların arasında mı kaybolmak zorundasın? Hayır. İşte burada sizin eğitim hayatınız boyunca kendinize yapmadığınız bir yatırım devreye giriyor. Bundan paylaşmak istiyorum size. Gittim Boğaz içinde en son sivil kariyerde seminer veriyoruz. Bu Boğaz için az bir şey değil ha. Bakın, bundan önceki verdiğim bütün seminerlerde sekmeden başıma gelen, sorduğum ve cevap aldığım bir konu. Diyorum ki, aranızdan kaç kişi Yurt dışında çalışmak istiyor. Örneğin Kanada'ya gidip orada bir firmada çalışmak istiyor. İşte Fransa'ya gidip, Dubai'ye gidip, Katar'a gidip orada bir inşaat firmasında çalışmak istiyor. İnanın bana salonun dörtte üçü el kaldırıyor. Biz Süper hakkınızdır gidebilirsiniz kimse karışamaz. Peki aranızdan kaç kişi gitmek istediği ülkede veya yurt dışındaki inşaat firmalarının inşaat mühendislerinden neler istediğini biliyor? İş ilanlarını araştırıyor bakıyor. Büyük ihtimalle aranızda yurt dışında çalışmak isteyip bakmayan birçok kişi vardır. Ne yazık ki salonun belki 50'de biri yüzde biri el kaldırıyor. İşte bu şuraya geliyor. Siz mezun olup diplomanızı cebinize koyduğunuz zaman yurt dışındaki bilmem ne kooperasyondaki adam, o mertçim geliyor." ona işveren dici falan mı zannediyorsunuz? Alakası yok. Dünya çapında yarışacaksınız eğer dünyada iş arıyorsanız. Hindistan, Almanya, İngiltere, Amerika, İtalya. Burada kalifiye 20 kişilik, 30 kişilik sınıflarda eğitim almış, şantiye görmüş, diploma koymuş, üstüne PMP koymuş, Project Management Professional dedikleri işte proje yöneticisi diyelim. E, bu insanlar da aynı işi arayacak. Senin onun önüne nasıl geçmen gerekiyor? Sadece diplomayı alıp statik mukavemet akışkanlar mekaniğinden 55 alıp geçmek yetecek mi sana? Hayır. Bu arada sözüm Türkiye'de tanıdığı olup orada burada işe girebilecek insanlara göre değil. Varsa tanıdığınız. Türkiye'de işler öyle yürüyor. Kabul edelim. Tanıdığın herkes birbirine soruyor. Tanıdığın var mı? Var. Bunu inşaat al bunu çıkar. Gerisi biraz zor. Tanıdığın yoksa zor bu ülkede. Yurt dışı içinde tanıdık geçmiyor. İşte kendine yaptığın yatırım geçiyor. Üniversite hayatında bunu yapacaksın. Kanada. Kanada. E, Canadian Journal of Civil Engineering. E, Kanada'da inşaat mühendisliği ilgili neler oluyor? Takip ediyor musun? Haberin var mı Kanada isteyenler? Yok ya da thecivilengineering.com, constructionweekonline.com. Bu arada durun bu adresleri yazmanıza gerek yok. Hepsini açıklamaya yazacağım. Videoyu izledikten sonra tek tek bakarsınız. Bunları takip ediyor musunuz? Dünyada hangi ülke hangi projeye ne kadar yatırım yapıyor? Dünyanın en büyük inşaat şirketleri hangi ülkede? Türkiye'deki firmalar kimlerle hangi ülkelerle çalışıyor? Ben İngilizcenin yanına hangi lisanı koyayım? Türkiye'de bir firmanın yurt dışı ayağında mı çalışacak? O ülkenin dilini biliyorsan artı bir üniversiteden önce. Bunlar var mı sende? Bunların yatırımını üniversitede yapmazsan mezun olduğunda elinde bir belge ki o belgeden senin gibi yüz binlerce kişi de daha var. Neden senin belgen önemli olsun? Ya bunları düşünmeniz lazım eğitim hayatınızda. Bizim zamanımızda bu kadar rekabet yoktu kabul edelim. Şimdi rekabet çok vahşi bir durumda. Ülkenin geleceği betona yatırıldığı için sizin de burada sıyrılmanız gerekiyor. O yüzden Yapın kardeşim. Alın diplomanızı üstüne bir proje yöneticiliği. PMP'yi koyun. İşte AutoCAD biliyorum. Excel biliyorum. Bunlar boş. Artık Excel'i bilmeyen mühendis mi kaldı Allah aşkına? AutoCAD'i bilmeyen mühendis mi kaldı? Bunlarla iş bulma şansınız ancak Türkiye'de sokak arası müteahhitte. Sizin proje yönetimini biliyor olmanız lazım. Mühendissiniz ya. Mühendis dediğin kafayı çalıştıran adamdır. Amele değildir. Kafayı çalıştıracaksan proje yönetimine hakim olman lazım. Sertifikanın cebinde olması lazım. Değil mi? Bunları bileceksin. Ya da atıyorum işletme master yapmış olman lazım. İşletme master yap. Bir yıl iş arayacağına bir yıl işletme master yap testsiz. Ama cebinde bir masterın olsun de ki ben işletmeciyim hem mühendisim hem işletmeciyim ya. Denetleme firmaları var. Belki duymuşsunuzdur. İşte PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst Young. Bunlar Türkiye'de ve dünya çapında Big Four dedikleri çok büyük dörtlüden üçü. Bunlarda çalışan insanların genellikle gördüğüm, tanıdığım mühendislik üzerine işletme master yapmış tipler. Mühendis gibi problem çözme yeteneğini, o disiplini edinmiş, üstüne işletme bilgisi koymuş tipler. Ya illa takılmayın ben şantiyede beton dökeceğim diye ya. Binlerce, yüz binlerce işsiz inşaat mühendisi olan bir ülkede ben hala şantiye demeyin. Para kazanmaya bakın. Kafayı kullanın. Yapın bunları. Bakın daha ne diyeyim artık seminerlerde anlatıyorum. Dünyayı takip edeceksiniz. Dünya çapında çalışacaksınız. Dünyayı takip edeceksiniz. Dünyada ne olup bitiyor bileceksiniz. Dünyadaki firmalar ne istiyor? Bu istediklerini ben Türkiye'de bulur muyum? Cebime koyar mıyım? Sertifikasını alır mıyım? Bunları koyun. İnanın bana mezun olduktan sonra iş aramazsınız. Ayşe teyzenizin, Fatma teyzenizin oğlu da mezun olur, iş arar. Siz iş aramazsınız. Sadece İngilizce yetmez. Sadece AutoCAD yetmez. Sadece Excel yetmez firmaların ne istediğini takip edin. Onları da cebinize koyun. Ayrıca dediğim gibi ne olur inşaat mühendisinden mezun olunca ben de sabah akşam beton dökeceğim, şantiyede etriye biçeceğim, ölçeceğim de bunlara takılmayın. Mühendis olarak kafayı çalıştırmayı öğreniyorsunuz, kafanızı çalıştırın. Konuşacak daha çok konumuz var ama sözü fazla uzatmak istemiyorum. Seminerlerde en çok dikkatimi çeken buydu. Yurt dışı isteyip yurt dışı hakkında hiç bilgisi olmayan yüzlerce öğrenci var kendinizi geliştirin. Kendinize iyi bakın. Sorunuz varsa aşağı yazarsınız konuşuruz. Yarın yani çarşamba günü Bursa'da seminerdeyim. Görüşmek üzere.